Maçın ardından takım menajerimiz Sayın Cenk Renda ile birlikteyiz. Cenk abi, muhteşem bir galibiyet. Harika bir atmosfer. Tarihi günlerden biriydi. 89-78'lik galibiyete imza attık ve seride 2-1 öne geçtik. Allah'ım çok şükürler olsun. Valla müthiş bir ortam ya. Çok özlemişim. En son ilk Madrid'e gittiğimiz Final Four'da Maccabi serisi. Sonra buradaki Real Madrid serisi. Real Madrid'si. 30 sayı fark attı. Evet. Aynı şey. Şimdi bir maç kaldı. Cuma günü aynı performans. Aynı zaten biletler de tükenmişti önceden. Ya bizim 6. adamımız işin içine girdiği vakit görüyorsunuz. Biz de zaten oyuncular hepsi müthiş mücadele verdiler. Bugün süperdik. Hem savunmada hem hücumda. Taraftarımızın da yardımıyla Allah şükür bir tane daha kazandık. Bir tane daha kazanıp şu Berlin'deki hesabı biliyorsunuz. Bir hesabımız var. Evet. Kalmış bir hesap ama çok erken şu anda onu çıkmış. Cuma günü kazanıp Berlin'e gidip o hesabımızı da kapatalım istiyorum. Çok teşekkürler Cenk abi. Olsun. Güzel bir galibiyet, güzel bir galibiyet. Bugünün kahramanlarından 13 sayı 4 rebound 5 asistle oynayan Nikola Tesic bizlerle birlikteydi. Evet, Efne bugün yine çok büyük oynadı. Takımı saha içerisinde çok iyi organize etti ve seride 2-1 öne geçtik. Hem onunla ilgili hem de atmosferle ilgili neler söyler? You played great today. We're 2-1. You really organized the team. Everyone was great. The atmosphere was great. What would you like to say about all that? You know, it's always a difficult games in the playoff series and for us our defense was huge. And you know, like you said, the fans were amazing and they gave us a lot of energy. Bu tip maçlar, seriler zor oluyor tabii ki ama savunmamız çok iyiydi ve taraftarlar inanılmaz enerji ve motivasyon verdi bize. Cuma günüyle ilgili çok kısa neler söyler? And shortly for Friday? It's a big game. Obviously they're a veteran team. They're going to give it their all and we're going to give it our all and hopefully we can protect our home court and come out victorious. Çok büyük bir maç olacak. Onlar veteran bir takım neredeyse. Her şeyini verecekler ama biz de her şeyini vereceğiz ve sahamızı korumaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Şimdi de Tarık Biberovic ile birlikteyiz. Evet Tarık, 14 sayı 4 reboundluk bir performans senden. Hem bireysel performansını nasıl değerlendirirsin hem de seride 2-1 öne geçtik. Bununla ilgili neler söylersin? Şimdi gerçekten iyi bir durumdayız ama bunun ne kadar çabuk unutursak o bizim için daha iyi olacak. Cuma günü sezonumuzun en önemli maç olacak. Gerçekten sadece buna dokunuyorum şimdi. Atmosferle ilgili neler söylersin? İnanılmaz bir atmosferdi gerçekten. Bütün maç boyunca, 40 dakika boyunca. İnşallah cuma günü aynı şekilde bizi bekleyecekler. Çok teşekkür ediyorum Tarık. Bekletmeyelim seni. Terin soğumasın. Evet, Tarık Biberovic bizlerle birlikteydi. Yanımızda baş antrenörümüz Şernaz Yasikevicius var. Evet Efne, seride 2-1 öne geçtik. Tabii ki de her şey bitmedi. Cuma günü 4. maçı yine salonumuzda oynayacağız. Hem maçla ilgili hem de atmosferle sarı tribünlerimizle ilgili neler söyler? So far we're 2-1, but it's not over yet. We still have Friday. What would you like to say about the game and the atmosphere, coach? Well, speaking about the atmosphere, I think we need to make it even bigger, especially in the tough moments of the game when the team needs the energy of the fans. I think we are calling for our Fenerbahce fans to rise up and try to give the players this boost that they need, because it's a very tough, crazy series. About the game, I'm very happy that we win. Usually in those situations is win. Obviously we held them under 80 points, which is very important for such a talented team. At the same time, I think we can be a little bit better in details. You know, we have to study again and basically if we want to win, I think we have to play better. Atmosfer güzeldi ama daha da coşkulu olmasını bekliyorum. Özellikle zor anlarda daha da çok enerji verirler takıma. Çünkü çok zor bir seri bu. Maça gelince de mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu kadar yetenekli bir takımı 80 sayı altına tutmak çok önemli. Ama detaylar var bakmamız gereken, çalışmamız gereken ve daha da iyi oynamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, baş antrenörümüz Şernaz Yasikevicius'la birlikteydik. Sözü yeniden Kıvanç'a bırakıyorum.